Evet arkadaşlar, birazdan size göstereceğim iki efendim videoyla bir haksızlığı dile getireyim. Bir yandan kendi ülkesinden terk edip Türkiye'ye gelen bir Suriyelinin bir metroda kendim bizzat çektim, tanık oldum. Yaptığı saygısızlık, bir nevi metro içinde bir nevi bağırarak girip ve herkes etrafından kaçtı. Kimse ondan şikayetçi olmadı korkudan. Kimse şikayetçi olmadı. Yaptığı terbiyesizce hareketleri bir görelim arkadaşlar. Bunu paylaştık. Bakın metronun içinde sesi bağırarak. Bakın arkadaşlar. Bakın aile de var. Tabii önceden herkes de kaçtı. Bak bayan ablamız da orada. Görüyorsunuz. Yaptığı bu terbiyesizlere rağmen kimse şikayetçi olmuyor. Maalesef. Bir taraftan ise arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, özürlü bir kardeşimiz metroda, bakın. Ben her zaman Ankara'da da olsam, bakın, olmasam da sizlerle birlikte olacağım bundan sonra. Ankara'lısı da olmasa da benim için, Kayseri'li de olsun, Yozgatlısı da olsun benim için fark etmiyor. Benim için insanlar önemli, kardeşlik önemli. Bize her şey kardeşliği atlatıyor. Bakın, yarın meclise gidiyorum. Bak kardeşimiz. Sevgili Diyarbakırlı Hemşehrin. Diyarbakırlı olduğu için. Ankara'dan. Sizleri sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Bu kişi hakkında şikayetçi olunuyor. Diyarbakırlı diye. Selam olsun. Evet. Diğer taraftan bakın. Terbiyesiz hareketi görün. Metroda herkes uzaklaşıyor onlardan. Oturduktan sonra yaptığı el hareketleri gördünüz. İşte çifte standart arkadaşlar. Bu kardeşimiz de maalesef kardeşimizden raporlu kardeşimiz ise, bakın arkadaşlar. Sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum şimdiden. Bakın arkadaşlar, bir de artı. Ben bugün Ankara'dayım, yarın sizlerle omuz omuza, sizlerle birlikte olacağım. Bak, omuz omuza yarın, yarın önce meclisteyim, sonra sizlerle birlikte olacağım. Bunu suç anlamışlar, terörist diye meclise bu macide gidiyor diye algılamışlar. Nasıl olmayacaksınız? Bak bak. Benim amca Hapı Kızılay'la benimle beraber omuz omuz olacak. Abdullah Kızılay. Bak Abdullah Kızılay. Ben her zaman her yerde olduğum sürece sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Olursa olsam bak. Benim amca Hapı Kızılay'la benimle bak, beraber Abdullah omuz omuz olacak. Hapı diyor. Abdullah'a da Hapı diyor arkadaşlar. Bunu da Öcalan alanmışlar. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani bu Suriyelinin yaptığı terbiyesizlik buna karkalıyor. Kimse şikayetçi rahatsız olmuyor. Yaptığı bu terbiyesizlik şikayetçi olmuyor. Aynı metro, aynı hat. Ve maalesef diğer taraftan ise Diyarbakırlı. Diğer taraftan Diyarbakırlı kardeşimiz. Ben her zaman Ankara'da da olsam, olmasam da sizlerle birlikte olacağım bundan bakın, sonra. Bakın. Ankara'lısı da olmasa da benim için, bakın. Kayseri'li de olsun. Bu kardeşimiz hakkında şikayet ediliyor. Teröristtir diye, apo diyor benim için diye. İnsanlar önemli. Şikayet ediliyor ve gözaltına alınıyor. Maalesef yanlış ibare işte. Bize her şey kardeşliği atlatıyor. Yani iki tane bayan özürlü gençten şikayetçi olurken kardeşimiz Diyarbakırlı diye terörist olarak hemen güvenlike deyip orada tabi polisler saatlerce gece uçak kadar gece polisler sağ olsun iyi giden deyip polisler görevini yaptı. Yalnız duyarsız vatandaş halk diyelim. Duyarsız vatandaş kesinlikle arkadaşlar maalesef böyle Suriyeli'den şikayetçi olmuyorlar. Böyle vatandaş şikayetçi oldular. Gereksiz yere işte böyle duyarsız olunca da arkadaşlar sonra bile devam eder. Ve gerçekten bak konuşmuş arkadaşlar, askerler Suriye'de, Suriyeliler ise ülkede. İşte böyle asker Suriye'ye gitsin, buna da gelsin burada terbiyesi kapsın biliyorsun. Yani buradaki Suriyeliler rahatsız ettiler. Maalesef şu kardeşimiz, Memo kardeşimiz, Sakıncı Memo Diyarbakır'da protokolde hep emniyet müdürünün yanında, valinin yanında olan, bazen de tabii dengesiz hareketi yapsa da kardeşimizi maalesef haksız yere ihbar edenler maalesef Suriyelilere ses kaldılar. Artık karar sizin arkadaşlar. Sakıncı Memo Ankara'ya maç için geldi, maalesef
Gece yine sağ olsunlar. Özellikle terörle mücadele polisler görevini yaptılar. Yine duyarlı bir şekilde olayı anladılar ama halk duyarsız. Yani burada Suriyeli ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında bir fark var. Tabii suç sebebi ise ben bunun tek suçu Diyarbakırlı Kürt olmak. Ve normal Abdullah'a zaten Apo deniliyor. Yani bir nevi herkes Türkiye'de birçok Abdullah'a mesela şimdi polis arkadaş Abdullah da var Apo deniliyor. İşte iki tane bayan kardeşimiz Rüya Apo derken Abdullah Öcalan diye anlamışlar. Meclise biz efendim gidiyoruz derken de meclise bombacı diye ısrarla şikayetçi oldu. Gecenin geç saatine göre. Bir de asılsız ihbar da olsa maalesef geç saate kadar da ihbar eden kişi de mağdur edildi. Yasa kanuna göre tabi işin en güzel efendim yönüyle tatlı bir şekilde görevliler olayın aslında anlayıp Mehmet Kızılay'ın gerçekten olayda suçlu olduğunu anlayıp serbest bırakıldı. Tabii ki geride o Suriyelilerin yaptığı terbiyesiz kaldı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben Abdullah Kızılay.